Bilinmeyen tarih boyunca her zaman ilgimizi çekmiştir. Gizemlerle dolu evren hakkında bilim yolculuğumuz sırasında öğrendiğimiz bazı gerçekler var. Gelin hep birlikte bakalım. Bir Venüs günü uzunluğu 225 dünya gününe eşittir. Halk arasında bir gün bir yıl gibi geldi terimi sanki Venüs için söylenmiş bir söz gibidir. Venüs'ün kendi etrafındaki dönüşü o kadar yavaştır ki dünyada bir gün olarak ölçtüğümüz kendi etrafındaki dönüş Venüs'te tam tamına 243 dünya günü boyunca sürer. Aynı zamanda Venüs dünyanın tam tersi yönünde döner. Dolayısıyla Venüs'te güneş batıdan doğar, doğudan batar. Güneş sistemindeki kütlenin %99'undan fazlasını sadece güneş oluşturur. Güneş sisteminin tek yıldızı ayrıca dünyadaki yaşamında kaynağı olan güneş. Hem boyut hem de kütle olarak gerçekten çok büyüktür. Yaklaşık 1 milyon tane dünya güneşin içine sığabilir. Kütlesel bazda güneş, güneş sisteminin %99.8'ini oluşturur. Şimdi bir hayal edin. 8 gezegen, onların yaklaşık 200'den fazla uydusu, 5 cüce gezegen, tespit edilmiş 1 milyona yakın asteroid ve 3500'den fazla kuyruklu yıldız. Bu kocaman güneş sisteminde kütlesel olarak sadece %0.2'lik bir değere tekamül ediyor. İnanılmaz bir büyüklük. Satürn'ün küçük uydusu Enceladus, güneş ışığının %90'ını geri yansıtıyor. Satürn'ün buzla kaplı bu uydusu, buz katmanının altında büyük bir okyanus gizliyor. Bu kalın buz katmanı güneş ışığını absorbe edemiyor ve geri yansıtıyor. Uydunun yüzey sıcaklığı ortalama -201 derece. Mars'ta bulunan Olympus Mons, güneş sisteminde keşfedilen en yüksek dağ olma unvanını taşıyor. Olympus Mons, 25 kilometrelik yüksekliğiyle Everest Dağı'ndan 3 kat daha büyük. Olympus Mons ismi hepinizin tahmin ettiği gibi Yunan tanrılarının mekanından geliyor. Bildiğimiz Olympos'u hep dünyada aradık ama şunu gördük ki Olympos Mars'taymış. Bir gaz devi olan Jüpiter'in tam tamına 79 uydusu bulunuyor. Jüpiter, Güneş sisteminin en çok uyduya sahip olan gezegeni. Aynı zamanda Güneş sisteminin en büyük ayına sahip. Ganimede isimli ay 5262 kilometre çapında. Yani Merkür'den daha büyük bu uyduyu dünyadan dürbünle gözlemleyebiliyorsunuz. Peki bir gün Jüpiter'e gitmiş olsaydık, üzerinde durabilir miydik? İlk olarak tahmin edebileceğiniz gibi eğer ki üzerinizde bir astronot kıyafeti yoksa sadece birkaç saniye içerisinde ölürdünüz. Çünkü Jüpiter'in atmosferinin hiçbir seviyesinde oksijen bulunmuyor. Ancak diyelim ki astronot kıyafetiniz var. Bu noktada Jüpiter'in üzerinde derken ya da Jüpiter'e ayak basmak derken ne kastettiğimizi netleştirmemiz gerekiyor. Çünkü Jüpiter'in bir yüzeyi dolayısıyla üzeri yoktur. Tamamen gazdan ibarettir. Dünya gibi kaya yapılı gezegenlerde genellikle katı ve atmosferik gaz üst üste olduğu için ayak basmak kalıbı anlam ifade edebilmektedir. Ancak Jüpiter için böyle bir şeyden bahsedemeyiz. Jüpiter'deki durum, merkezde çok daha yoğun olan, merkezden uzaklaştıkça incelen gaz katmanlarıdır. Bunlar katılar gibi davranmazlar. Dolayısıyla üzerlerinde ayakta duramazsınız. Bir Mars günü 24 saat 39 dakika 35 saniye uzunluğunda. Bu bilgiyi ilk duyduğunuzda Mars'ta geçen bir tam yılın Dünya ile aşağı yukarı aynı olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak Mars'ın Güneş etrafındaki dönüş hızını hesaba katmamış olursunuz. Mars, Güneş'in etrafında Dünya'dan daha yavaş döndüğü için Mars'ta geçen bir yıl tam 687 Mars gününe eşittir. Gezegenlerin renkleri çoğu zaman ilgimizi çekmiştir. Bunların içerisinde masmavi bir gezegen var. Uranüs. Peki Uranüs neden mavidir? Uranüs'te bol miktarda metan, helyum ve hidrojen gazı bulunuyor. Metan gazı güneşten gelen mavi ışınları tekrar uzaya yansıttığı için gezegen mavi rengine bürünüyor. Evrende bilinen en büyük yıldız VY Canis Major'dur. Bu kırmızı süper dev yıldız aynı zamanda yüksek parlaklığından dolayı hiper dev olarak da sınıflandırılmıştır. 5000 ışık yılı kadar uzaklıkta bulunur ve güneşimizden 500 bin kat daha parlak ve 30-40 kat daha ağırdır.
Peki evrenin en yaşlı yıldızı hangisidir? The Medusella Star, yani HD 140-283 tespit edilebilmiş en yaşlı yıldızdır. 1950'lerde astronomlar yakınlarındaki diğer yıldızlara kıyasla ağır elementler konusunda yıldızın bir eksikliği olduğunu keşfettiler. Bunun anlamı yıldız evrenin ilk zamanlarında oluşmuştu. Yıldız muhtemelen 12 milyar yıl önce Samanyolu galaksisi tarafından parçalanan ilkel galakside oluştu. En büyük yıldız ve en yaşlı yıldıza bakmışken bir de en büyük kara deliğe bakalım birlikte. Abel 1201 galaksi kümesindeki ultra kütleli kara delik şimdiye kadar keşfedilen en büyük kara delik. İçine 30 milyar güneşi sığdırabilir. Dev kara delik 30 milyar güneş kütlesine sahip ve dünyadan 100 milyonlarca ışık yılı uzaklıkta bulunan bir galaksinin merkezinde oturuyor. Gökbilimciler kozmik canavarı ultra kütleli bir kara delik olarak adlandırıyorlar. Satürn, suda yüzebilme ihtimali olan tek gezegendir. Satürn, Güneş sisteminin en büyük ikinci gezegeni olsa da ağırlık olarak en hafif gezegenidir. Bu sebeple eğer bir su üzerine Satürn'ü koyabilseydik, yüzebilme ihtimali olabilirdi. Peki bu kadar hafif olan Satürn gezegenken Plüton neden gezegen değildir? Plüton'un neden gezegen statüsünden düştüğünü daha iyi anlayabilmek için keşfinden sonraki olaylara kısaca değinmek gerekiyor. Neptün'ün keşfinden sonra 20. yüzyılın başlarında astronomlar, 9. bir gezegenin daha bulunması gerektiğini düşünüyorlardı. X gezegeni adı verilen bu gezegeni keşfedebilmek için astronomlar arasında büyük bir yarış başladı. 1930 yılına gelindiğinde Güneş etrafında dönen Neptün'den de uzakta bir cisim bulundu ve büyük bir heyecanla bu cisim 9. gezegen olarak kabul edildi. Cisime Roma yeraltı tanrısı Plüton'un ismi verildi. Ancak Plüton'un kütlesi 1978 yılına kadar bir gizem olarak kaldı. 1978'de Plüton'un uydusu Charon'un keşfedilmesiyle astronomlar yeni gezegenin kütlesini hesaplama fırsatı yakaladılar. Ancak hesaplar Plüton'un kütlesinin beklenilenden çok daha düşük olduğunu ortaya koydu. Plüton'un kütlesi Dünya'nın sadece binde ikisi kadardı. Sorunlar bununla da bitmedi. Yıllar içerisinde Plüton'un bölgesinin olduğu bölgede kendisine benzer başka cisimler keşfedilmeye başlandı. Sonradan keşfedilen bu cisimlerden 2005 VY9'un kütlesi neredeyse Plüton kadardı. Astronomlar artık bu bölgede en büyük cismin Plüton olmadığını düşünmeye başladılar. Derken beklenen keşif duyuruldu. 2005 yılında Plüton'dan biraz daha uzak bir yörüngede Güneş etrafında dönen bir cisim keşfedildi. Eris ismi verilen bu cismin kütlesi Plüton'dan %25 daha fazlaydı. Kafalar çok karışmıştı. Eris 10. gezegen miydi? Yakında aynı bölgede daha büyük kütleli bir cisim keşfedilmeyeceği belli miydi? Gezegenler böyle 11-12 diye gidecek miydi? Anlaşıldı ki o zamana kadar kullandığımız gezegen tanımı yeterli değildi ve çökmeye başlamıştı. Artık duruma el koymak şart hale gelmişti. Krizi çözmek için Uluslararası Astronomi Birliği 2006 yılında Prag'da bir toplantı yaptı. Toplantının sonucunda gezegen tanımının değiştirildiğini dünyaya duyurdu. Yeni tanımda bir cismin gezegen sayılabilmesi için 3 özelliği aynı anda karşılaması gerekiyordu. İlk olarak cisim Güneş etrafında bir yörüngede dolanıyor olmalıydı. İkinci olarak cismin sahip olduğu kütle çekimi yuvarlak yapı almasını sağlayacak kadar büyük olmalıydı. Ve son olarak cisim yörüngesindeki diğer tüm cisimleri temizlemiş olmalı ve bu bölgedeki hakim nesne olmalıydı. Plüton 3. maddeden sınıfta kaldı ve bu gibi sadece 3. maddeyi sağlayamayan cisimlere cüce gezegen statüsü verildi. Peki Güneş sistemimizde başka cüce gezegenler var mı? Elbette var. Güneş sisteminde tanımlanan 5 cüce gezegen bulunuyor. Cüce gezegenlerin isimleri Ceres, Makemake, Haumea, Eris ve Plüton. Ceres aynı zamanda Güneş sistemindeki en büyük asteroittir. Videoyu Güneş sistemimizin cehennemiyle kapatalım. Venüs. Venüs, Güneş'e Merkür'den daha uzak olduğu halde en sıcak gezegen olma özelliğine sahip. Adeta kutsal dinlerde tanımlanan cehennem tasvirlerinden bir portre gibi. Venüs'ün atmosferinde bol miktarda sera etkisi yaratan gaz bulunuyor. Bu durum Venüs'teki sıcaklığın 462 derecelere çıkmasına neden oluyor.